Günaydın arkadaşlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Bugün size bu camdaki sukulentlerimle günaydın diyeyim dedim. Şurada bir güzellik var. Bakın şu. Çok ilginç. Büyümesini böyle merakla bekliyorum. Hava da yağışlı arkadaşlar. İnşallah sukulentlerime gelir. Gelmiş mi? Çok gelmemiş. Bakın yapraklar çok böyle az hafif nemlenmiş. O kadar. Sukulentlere yağsa iyi. Çünkü en azından arkadaşlar yağmur suyu gibi sağlıklı bir suyu almış olur. Bakın şu kısımlara kadar gelmiyor. Şunlar suladıklarımla suladığım halde bakın şu ne kadar hala susuz. Çünkü az suladım. Yağmur yağar diye iyi ki de az sulamışım. Çok böyle çok yüksek eski mesela yazınkiler gibi sulamadım. Şu da arkadaşlar şu çiçek var ya şu normalde kışın uyuması gereken bir çiçek. Bizimkisi coştu. Böyle ipini sapını hepsine atıyor. Normalde bunun uyuması gerekiyor. Öyle arkadaşlar. Bir de şunu da çok güzel, çok böyle severek takip ettiğim 3-4 tane türüm var arkadaşlar şunda. 3-4 tane tür var. O 3-4 tane türü böyle merakla bekliyorum. Hangisi? Onu da göstereyim. Sonra işimize bakalım. Markete gideceğiz. Birisi bu. Birisi de bu arkadaşlar. Çok güzel, çok değişik bir şey. Şunun da uçları kınalı. Şu da birisi de şu arkadaşlar. Bunlar bildiklerimiz. Bunlardan var zaten. Ama bir de şey diyorlar. Kaktüs kışın uyuyor diyorlar. Arkadaşlar benimkilerde uyku falan yok. Bunlar şöyle küçücük parmak ucu kadar falandı şunlar. O kadar minikti ki öğrencim getirmişti onları. Ve yani şu üst tepelerine bakar mısınız? Ben şöyle sabitleyeceğim arkadaşlar. Bakın şu üst tepelere şu kısımdan sonrası nasıl gösterebilirim? Bakın arkadaşlar sabitleyeyim. Elimi koyunca direkt makine şey yapıyor. O yeşil kısmından yukarısı kışın büyüdü. Yani çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Şimdi diyeceksiniz ki ne yaptın büyüdü? Hiçbir şey yapmadım. Kompost, altı kompost toprak, üst kısmı normal toprak. Arada ceviz, fındık kabukları vardı. Ve arkadaşlar o çok hızlı büyümeye başladı. İşte çok merakla beklediğim türüm bu. Bir de çok merakla beklediğim bunun arkasında kaldı. Neyse. Şöyle yakınlaştırarak ben size göstermek istedim. Bir de şu, bakın şu. Çok merakla nasıl olacak acaba diye beklediğim türlerim bunlar arkadaşlar. Çünkü diğerlerinin zaten hepsini biliyorum. Hepsi bende var. Ama şu da çok güzel. Bakın şöyle. Şu çok güzel oldu arkadaşlar. Şu şöyle. Çok güzel oldu. Bugün misafirlerimiz gelecekmiş. Eşim misafirler gelecek dedi. İşte kim gelecek? Şimdi diyeceksiniz ki korona var. Arkadaşlar bir şekilde hayat devam ediyor. Dayısının çocukları gelmiş. Bizim bulunduğumuz bu bölgede çalışıyorlarmış şu anda. Ondan sonra dedi ki onlar dedi gelecekler yemeğe dedi. Benim de eksik olan kuşbaşı etim vardı. Aslında var pirzolalık falan var buzlukta ama kuşbaşı etim eksikti. Gittik market alışverişi şimdi gidip yapacağız. Ondan sonra geleceğim inşallah. Size marketten ne aldığımı da göstereceğim. Ne kadar bir şey aldığımı da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Güral Porselen BİM'de 100 TL'ye düşmüş. Yemek takımı satılmadı. Duruyor fakat bakmak lazım.
İçerisi nasıl? 1 milyarda çok pahalı. Çünkü çeyizcilerde bile o kadar değil yani. Üç gözlü bir dolap. Ne var bir bakalım dedik. Hem bakmaz ya geldik arkadaşlar hem de kontör yüklemem lazım. Şu peluşlar da güzelmiş. Nesli. Yani çok da ilginç bir şey yok. Sadece şu kupalar. Aa, fakirin şeyi var. Mikser seti var. Bundan benimkisi ama benim şu yok, parçası yok. Hisar'ın çaydanlığı var. Acaba kaç lira? Bende de o kadar çok çaydanlık var ki artık. İpek yorgan. Yorgan 130-140 lira. İpek yorgan 180 lira. Aloe vera yorgan varmış. Şöyle kokteyl çantaları. Artık günde de kokteyl çantası satılıyor. Ne, bunu ne deniyordu? Pardon. Şey, portföy. Şunlardan almak lazım. Aa, dost salep, terlik, ev terliği. Terlikler de güzelmiş. Kaç liraymış terlik? Terlik fazlalığı var bizde de. Arkadaşlar bugün markete gittik. Eşim arabayla bıraktı. Sonra ben BİM'e bir daha döndüm. Misafir gelecek. Ve hava yağışlı. Çiçeklerim için harika bir gün. Ama şey yağıyor. Eserek yağsa cam önlerine gelir. Eserek yağmadığı için bu benim cam önlerime gelmez. Şöyle size dışarıyı da göstereyim istedim.
dışarıya gitmeyenler için. Benim gibi evdeyken dışarıyı hiç özlemeyip dışarıdayken de evi hiç özlemeyenlerden. İnsanoğlu bulunduğu ortama hemen ayak uyduruyor arkadaşlar. Hemen uyuyor. Ve bakın parklar bomboş. Gerçi yağmurlu ama yine de kamelyalarda falan insanlar olabiliyordu. Yani yağmurda yürümeyi bile özlenir mi? Özlemişiz. Arkadaşlar, market alışverişimiz şöyle yaptık. Ekmekleri de yeni aldık. Tam poşetten çıkartıyordum. Kamera düştü. Düştüğü için de yeni baştan almak zorunda kaldım. O yüzden şimdi şöyle ekmek aldık arkadaşlar, yumurta aldık, şöyle sıvı yağ aldım, bunu sadece kızartmada kullanıyorum, bir de pastalarda falan kullanıyorum. Süt aldık, ne kadar harcadık onu da söyleyeyim arkadaşlar. Mercimek bitmişti, mercimek aldım, mercimek çorbası yapacağım. Soğan aldım. Bunu da balkona koyayım. Şöyle bunları da çıkartıyorum. Koyacağım yerlere koyacağım. Şöyle et aldık. Onu sonra göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bit kurabiye aldım. Tuzlu kurabiye aldım. Şimdi diyeceksiniz ki niye kendin yapmadın? Aldım. Gitmişken arkadaşlar şöyle Hak Tat'ın bu Hak Tat diye bir bizim Hakmar işte bilmiyorum Türkiye'nin her yerinde var mı da yani Kocaeli bölgesinde bir şey var, çok güzel. Bunlar benim yaptığım şekerparelerle aynı, belki daha güzeller. Şunu da arkadaşlar, mini Alman pastası, bunu benim çocuklar çok severler. Sonra ben de şöyle kahvenin yanına dedim koyabilirim diye düşündüm. Bundan aldım. Bonte de koyarım kahvenin yanına. Önemli değil de. Sonra çayın yanına da çerez falan koyarım. Çerez vardı evde. Şöyle baklava aldım. Bunlar yapılabilir miydi? Tabii ki yapılabilirdi arkadaşlar. İnanın onun malzemesini alıp onunla uğraşmaktansa hiç uğraşamayacağım. Aldım. Çünkü yemek de yapacağım. Günler kısa. Hademeden akşam oluyor. Şöyle arkadaşlar 1 kilo et aldım. Şöyle bir tane bütün tavuğu parçalattırdım. Bunlar ne kadar tuttu arkadaşlar? Şöyle ben tavuğu da söyleyeyim. Komple hepsi arkadaşlar. Komple hepsi bildiğim kadarıyla 300 civarında bir şey tuttu. Etler zaten 63 lira. Sadece bu. Altındaki de yine 40 lira falan olsa, 100 TL bunlar tuttuysa 280-300 civarında bir şey tuttu burası. Yani günümüz şartlarına göre eskiden gerçekten şöyle söyleyeyim, 100 TL'nin 1 milyar kadar hükmü vardı. Şu anda 1 milyarın 100 TL kadar hükmü yok. Her şey pahalanmış. Şu elimi bir yıkayayım arkadaşlar, konuşmaya devam edeceğim. Elim şuna dokundum ya, kan oldu gibi. Yani paranın kıymeti kalmadı arkadaşlar. Bu bizimle, Türkiye ile alakalı bir şey mi? Bence değil. Bu küresel bir olay şu anda.
Şu anda arkadaşlar neyden bahsediliyor biliyor musunuz? Her akşam ben mutlaka bunları çok dinlerim. Uzmanları çok dinlerim. Bir yani hedeflenen diyorlar, korona sonunda diyorlar, hedeflenen insanlara çok düşük ücretli bir maaş bağlayıp sadece geçiminin derdine düşürüp sonrasında insanları yani küresel bir köleliğe mahkum etmek. Yani bu hedeflenen bu. Kazandığının sadece senin yeme içmeni bir de birazcık fazla kazanıyorsan barınmanı hedefleyecek bir şey yapıyor diyorlar biliyorsunuz. Bunu kim yapıyor? Bunu nasıl söyleyeyim? Küresel güç dediğimiz bir avuç insan yapıyor. Dünyadaki kaç milyon insan arkadaşlar bunu yapıyor ve şuradaki şeyler bu kadar tutmaması lazımdı eskiden. Belki de bunlar 50 TL 60 TL tutuyordu eskiden. Ve arkadaşlar yani dünyanın gidişatı gerçekten bizi korkutuyor mu? Müslüman ümitsiz olmaz. Ben size bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ve şöyle Yahudilerin bizim Kur'an-ı Kerim'de en sevmedikleri ayetimiz yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz ayeti kerimesiymiş. Diyorlarmış ki ya nasıl bir şey? Müslümanlara Rabbi diyor ki yiyin, için. Yani keyfinize bakın. Ama israf etmeyin. Bir de paranızı tutun. Diyor. Ve bu Kur'an'da en sevmedikleri ayetimiz buymuş Yahudilerin. Nasıl olacak diyormuş ya, hem yiyecekler içecekler hem tasarruf. Öyle bir din ki yani bizimkisi arkadaşlar tasarruf yapmamız lazım. Yiyip içip ama israf etmememiz lazım. Doğruyu yemek lazım. Yani doğru yemek derken arkadaşlar mesela GDO'lu gıdalarla insan DNA'sı bozulmaya çalışıyor deniyor. Mümkün mertebe bunlara dikkat etmek lazım. Ve sonrasında arkadaşlar bu ayet-i kerimeye uygun olarak yiyip içip ama israf etmeden iktisat yaparak para biriktirerek biz çoluk çocuğumuzu da kendimizi de geleceğe hazırlamalıyız. Bence sizler de böyle yapın arkadaşlar. Yani mesela ben tamam çok şükür iki kişi çalışıyoruz. Çok geziyoruz, tozuyoruz. Yani ama kendime göre de yani çok daha bundan çok daha farklı yaşayabilirken çocuklarımın eğitimi için ayırdığım paralar var. Yani onların eğitimini düşünmem lazım. Onların eğitimi için sonrasında onların düşebileceği zorluklar karşısında hazır olması gereken. Yani bu şekilde arkadaşlar kendimize böyle kısım kısım iktisat yapmalıyız. Bunun adı iktisat. Biz bunu yapmamız lazım ve biz Müslümanız arkadaşlar. Bizim israf etmememiz lazım. Etmiyor muyuz? Ediyoruz. Ama daha dikkatli olmamız lazım. Zararın neresinden dönersek kar mıdır? Tabii ki kardır. Biz zararımızdan dönelim arkadaşlar. İnşallah yani Rabbim bize inananlara güzel günler getirsin. Tüm dünyaya güzel günler getirsin arkadaşlar. Ben şeyi duymuştum. Amerika'da sadece pazar arabasıyla dolaşan yani tek sermayesi, tek hayatlarındaki varlıkları bir pazar arabasındaki eşyaları 50 milyon insan varmış Amerika'da. Ve sadece pazar arabası kadar eşyaları var. Sokakta yaşıyorlar. Ve bir tur rehberi gibi bir şeyleri var. Böyle nerede banyo yapılır, nerede işte lavaboya gidilir, nerede
ne yapılır, yani bu temizlik ihtiyaçları nerede karşılanır gibi şehrin hangi noktasında varsa o banyo yapabilecekleri bilmem ne. Çünkü bir banyoları yok, bir evleri yok bu insanların. Yani gerçekten böyle insanlığın gidişi çok ayrı bir alem. Yine biz, Allah göstermesin, ülkemizde böyle bir duruma müsaade ediyor muyuz? Hemen el birliğiyle, güç birliğiyle etrafımızdaki insanları da arkadaşlar biz kendi bulunduğumuz yere taşımaya çalışıyoruz. Şu yumuşamış gibi arkadaşlar, bakın kurumuş, evet yumuşamış. Hemen onu orada fark ettim, biliyor musunuz? Onda bir gariplik olduğunu orada fark ettim. Şöyle koparttım ve bu arkadaşı ne yapacağım? Bu arkadaşı hemen şuraya koyacağım arkadaşlar. Orada çimleni versin. Niye öyle olmuş bilmem. Oluyor arkadaşlar. İnsan mı düşmüş ölmüş? İnsan düşüyor ölüyor da. O da öyle oluyor yani. İşte böyle arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde çok şükür böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Gerekirse yani el birliği yapar, güç birliği yapar. Ülkemizdeki hiçbir insanı, hiçbir kimseyi, dini, dili, ırkı ne olursa olsun kendi seviyemize taşımaya çalışırız. Böyle de güzel bir ülkeyiz. Yani Rabbim gelecekten bizi emin eylesin. Ben sadece böyle diyorum. Endişeli miyim? Endişeliyim. Tabii ki gelecekten ben de. Ama ümitsiz miyim? Değilim. Çünkü Müslüman ümitsizlikle, bak, ümitle ümitsizlik arasındadır. Ben de öyle. Ümit de ediyorum, korkuyorum da. Böyle yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ben işime bakayım. Akşama misafirler gelecek. Ben ne yemek yapacağım? Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Ne yemek yapacağız? Şöyle köy fasulyem vardı benim, biliyorsunuz. Şöyle ben size büyüklüğünü göstereyim. Daha bu pişmemiş hali. Parmak kadar bakın. Bu pişince daha da büyük oluyor. Etle bundan yapacağım. Pilav yapacağım. Fırına tavuk atacağım. Ondan sonra çorba yapacağım. Ortaya bir küçük mantı yapacağım. Ve birazcık da dolma biber doldurasım var. Duruma göre bakacağım arkadaşlar. Ortaya yine dolma biber doldurasım var ve salatayı yapacağım. Şimdi ben yine ufak ufak yemeklerimi yapıp sarayım, koyayım kenara. Geri kalan işlerim kalsın arkadaşlar. Çünkü evde de işler var. Kızlar kalkar bana yardım ederler ama canlı dersleri var şu anlık. Neyse, kolay gelsin bana. Aslında şöyle kahve makinesini de görmüşken bir de kahve içsem aslında. Arkadaşlar, süpürdüm salonumuzu da. Gerçi burası bizim oturma odamız da. Süpürdüm, sildim. Şimdi halısını yayacağım. Şöyle halısını da atayım da. Halısını da sizinle yayayım istedim. Halısı, normalde buranın halısı daha büyük bir halı arkadaşlar. Onu yaymıyorum. Neden yaymıyorum? Çünkü çok da böyle çocuklar masa başında, işte çok kullanmıyoruz. Sadece televizyon izlemek için falan giriliyor. Şöyle biraz da iteyim. Bu arada misafirler için ne yemek yaptım arkadaşlar? Kuru fasulyeyi pişirdim. Biraz böyle şişmesi gerekiyor. Ondan sonra beklemesi gerekiyor. Onu saracağım. Ondan sonra arkadaşlar çorbayı yaptım. Pilavı ıslattım. Ondan sonra mantı yapmak için et suyunu aldım. Et suyunu aldığınızda çok güzel oluyor. Et suyuyla yaparsanız eğer mantının haşlamasını, et suyuyla haşlayacağım. Ondan sonra salatayı yapayım. Eşime bir soracağım. Pirinç bitti. Pirinç bitmese dolma biber yapacaktım. Eğer gelirken alırsa üşenmeyip
dolma biber yaparım. Eğer üşenirse de yapsam iyi olur. Bir de fırına tavuk atacağım arkadaşlar. Fırına tavuğu da şu an erken olur. Soğur. Fırına tavuğu da şöyle 5 gibi fırına atacağım. Mantıyı da o zaman yapacağım. Bir de arkadaşlar bu arada benim şu salon bitkilerinden 2 tane vardı. Onu oraya aldım. Pardon, elim çarptı. Pampası da buraya aldım arkadaşlar. Kalkayım da. Pampası bu köşeye aldım. Şunu da yıkamıştım. Kitapları. Eşimin bu başucu kitapları. Onlarsız. Onları okuyor bu ara. Pampası oraya aldım arkadaşlar. Hazır dedim süpürüp silmişken. Bir değişiklik yapayım. Bu bitkileri de buraya aldım. İnşallah güzel olur. Size arkadaşlar şunu göstereceğim. Bu ne biliyor musunuz? Biz Urfa'ya gitmiştik. Şanlıurfa'ya. Bu oranın karagülü. O kadar güzel bir kokusu var ki mis gibi. Ben o da parfümü kullanmak yerine misafir geldiğinde bunu bunun rengi de böyle şey oluyor. Yani bir yere döküldüğünde de mor renk oluyor. O yüzden halıların üzerine falan değdirmemeye çalışıyorum. Örneğin şöyle çiçeğin üzerine döküyorum. Pampasın üzerine döktüm. Yoksa leke yapıyor. Böyle mavimsi bir leke yapıyor arkadaşlar. Şöyle açmaya çalışıyorum. Heh. Bakın şöyle döktüğünüzde şöyle mavi leke yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki niye mavi olsun, bir şey olmaz, o açılır rengi. Mis gibi bir kokusu var. O da parfümü yerine ben bu karagülü kullanıyorum. Urfa'nın karagülünü kullanıyorum. O da parfümü olarak. Ondan sonra bir de çiçeklerim hakkında arkadaşlar şu çok şu yıllardır bu kadar. Bunun altında kompost yoktu. Ektim. Şu köşeye koydum. Pampasın olduğu yere koydum. Sonra yanına bunu ekmek için böyle bunu çıkarttım. Söktüğümde bu ölecekti. Sonra ölmekten vazgeçti ve tekrar büyüyecek. Bakalım büyüyecek mi arkadaşlar? Büyürse şansımıza. Bunu da, bu da küçüktü. Bunu da ben balkondan bir gün fırtına çıktı. Balkona havalansın diye çıkartmıştım. Balkondan düştü. Paramparça olmuştu. Kendini toparlaması çok uzun zaman aldı arkadaşlar. Ama güzel toparladı. Yani bu tamamen dağılmıştı. Küçücük bir bitkiydi. 2 yaprağı kalmıştı. Sonrasında işte 1 yıldır böyle bu kadar büyüdü, uzadı. Şimdi ben yemeklerimi bir bakayım arkadaşlar. Buraları süpürdüm. Ara girişi süpürdüm. Kızımın çalışma odası süpürülsün. Ondan sonra bir de şey süpürülsün. Mutfak süpürülsün. Yatak odalarını kızıma söylerim arkadaşlar. İşte şöyle arkadaşlar. Gelecek olan kişilere de burada çalışıyorlarmış. Güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Zaten misafir alamıyoruz koronadan dolayı. Bir de arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Video uzayacak ama uzayan videoyu da atamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar misafirin gönlü Allah'ın tahtıymış. Yani o gelen kişiye ne kadar güzel ağırladınız, ne kadar güzel ağırlayıp yolladıysanız Allah-u Teala o kadar memnun olurmuş. O yüzden ben inanın kim gelecekse mesela tabii ki hani ekstra bir telaşın daha oluyor. Ama ne olursa olsun yani misafir sonuçta Allah'ın tahtıyla geliyor diye ben bunu çok böyle önemserim. Yani belki garibinize gidecek ama kim gelirse gelsin, küçük bir çocuk da gelsin arkadaşlar. Ben hep şunu söylerim, ya kalbinde Allah varsa diye hep bunu düşünürüm. Yani ona göre davranmaya çalışırım. Ona göre en güzelini yapmaya çalışırım. Elimden gelenin en güzeli. Tabii ki en güzeli bu değil. Tabii ki arkadaşlar yani bunlar da imkanlar dahilinde, beceri dahilinde. Tabii ki en güzeli bunlar değil. Görüyoruz yani nice becerikli insanlar var. Ama
Ben elimden gelenin en iyisini yaparak misafiri memnun ederken Allah-u Teala'yı memnun etmeye çalışıyorum. Benim böyle bir fikrim var. Belki garibinize gidecek. Diyorum ya, bana göre misafirin gönlü Allah'ın tahtı. O yüzden yani böyle yemek, bilmem ne, ara yemekler, şeyler, bir sürü tatlılar, işte salep falan aldık. Kızım dedi ki, anne yağmur yağarsa salep pişiririz dedi. Yağmur yağarsa salep, yağmur yağmazsa kahve. Kar yağarsa aslında salep. De kar yağmazsa bizde şey, sonra böyle kahve yaparız dedi. Bu arada da dışarıya bakayım dedim, yağmur var mı diye arkadaşlar. Neyse, ben işime döneyim. Çok konuştum. Şöyle pilavlık ıslandı. Güzelce yıkadım arkadaşlar. Bunu ve mercimeği arkadaşlar, unu çıkana kadar, yani o nişastası var ya, o çıkana kadar yıkamak lazım. Yoksa tuhaf bir pirinç kokusu oluyor. Mercimeği de yine arkadaşlar, mercimek çorbasını yaptım, sebzeli yaptım ama o bir unlu kokulu bir tozu var. O toz gidene kadar yıkamak gerekiyor. Yoksa kesinlikle mercimek çorbasında ben o kokuyu alıyorum. Lezzetli olmuyor. Bu da arkadaşlar et suyu. Bunda mantı haşlayacağım. Bütün yağını, ondan sonra salçasını falan her şeyini mantının kendi suyuna katacağım. Pişireceğim, çektireceğim. Ondan sonra üzerine sarımsaklı yoğurdunu yapacağım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir kere de öyle deneyin. Bu sefer misafirlerime öyle yapacağım. Kendime de oradan çay demledim. Çayımı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Çayımı da demledim. Yemeği sardım. Pilavı pişireyim. Sonra tavuğu da saat 5 gibi fırına vereceğim. Ondan sonra inşallah, yani güzel bir akşam olur, güzel bir zaman geçer. Bulaşıklarımı makineye atmak istiyorum. Bulaşıklarımı, birkaç bulaşığım var. Çok yok arkadaşlar. Şöyle yıkadım, kaldırdım ama şöyle birkaç tane bulaşığım var. Bu arada Avize'nin bir tanesinin ampulü patlamıştı. O da tam böyle oturma gruplarının olduğu tarafa denk geliyordu. Böyle bir tuhaf oluyor. Yani diğer taraflar aydınlık, oturma gruplarının taraf karanlık falan. Onu değiştirdim. Böyle işleri de yapıyorum arkadaşlar. Hatta taşındığımız zaman bir türlü avizeleri takmaya birisini bulamamıştık. Bir gün sinirlendim. Kayınpederime dedim ki, baba getir şunları, ben takacağım. Eşim okula gitmişti. Kayınpederim, eşim okula gitmese de arkadaşlar beceremezdi. Ondan sonra getir dedim, bunları ben takacağım. Ve kayınpederim avizeleri alttan vermişti. Ben de bütün avizelerin elektrik bağlantılarını yapmıştım, takmıştım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar pilavım çekiyor. Ben de kendime çay yaptım ve çay içeceğim. Allah izin verirse şöyle. Sonrasında bugünlük bu kadar olsun. Çünkü bu videonun yüklenmesi çok zor oluyor. Uzun videolar çok zor yükleniyorlar. Benimle alakalı mı bilemiyorum, yani telefonumla alakalı olabilir. Çok zor yükleniyorlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle sukulentlerim ve ben size hoşça kal diyeyim arkadaşlar. Şöyle şu tospikle size hoşça kal diyeyim. Bugün yağmur yağdı. Ama yani ben şunu fark ettim arkadaşlar. Benim balkonum çok fazla yağmur almıyor. Camlarım çok fazla yağmur almıyor. Hiç damla düşmedi. Bakın. Bakın kurumuş. Artık şeye dönmüş yani. Her gittiğimde de başlarına bir şey görüyorum ya. Yani. Böyle. Orada fısfıslama yaparım en azından. Arkadaşlar. Yani bir can sonuçta kurtulur. Saksısı da sıkışmış. Aslında ben bunları ilk kompostlarını yeni yapmıştım ama bahçe toprağı üst kısmına çok eklemiştim. Torfum yoktu o esnada.
karıştırılacak. Yani bütün saksılar aslında şu 3 toprak, altı tamamen kompost, üst kısmı güzel torflu bir toprak. Şu 3 saksı. Ama şunun ve şunun değişmesi lazım arkadaşlar ve şunun değişmesi lazım. Biraz büyüsünler ondan sonra inşallah. Şu anda ellersem, yani ellediğim elimde kalabilir. Şu anda çok ellemek istemiyorum. Neyse, hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.